Ben çok eski Max kullanıcısıyım. V-Ray 3.5 kullanmıştım en son. Ee, işte en son şey en son dememiş onun için. V-Ray 3.5 ile son versiyonlar arasında çok büyük farklar var mıdır e demiş. Uğur Bey zaten bunu ben öğrencilerime sürekli anlatıyorum. E-Render'ın sırrı olan konular biliyorsunuz V-Ray'de hangi komutun hangi düğmenin nerede olduğu değil ışık yapmayı bileceksiniz. Malzeme mantığına hakim olacaksınız. Yine hangi düğmenin neyin ne olduğu hani teknik olarak programın arayüzünün neresinde ne olduğuna değil. Malzemede yansıma nedir? Kabarıklık nedir? Yansımadaki bulanıklık işte glossiness dediğimiz şey nedir? Bunları anlamadan iyi malzeme yapamıyoruz ya. Onların hiçbiri tabii ki değişmedi. Hani onların hepsi aynı. Yeni arayüzler, yeni araçlar geldi. İşte eskiden metalikliği sadece IOR üzerinden, Fresnel üzerinden yönetiyorduk. Artık Metalness seçeneği de geldi Unreal Engine'daki gibi. Yani prensiplere hakimseniz çok kolay adapte olursunuz. <laughs>